Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Evet. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Hava yavaş yavaş soğumaya başladı. Evet üstadım, hakikaten doğru. Dün de bayağı soğuktu. Bu hafta herhalde böyle geçecek. Şey demişti galiba haberlerde. Yani mevsim normallerinin biraz altına inecek falan demişti. Yani. Kasım ayı. Gerçi şey derler biliyorsun. Hani koca karı soğukları. Şey pardon, koca karı soğuğu değil. Ne o? Pastırma yazı. Pastırma yazı diye bir şey var. Ha, Kasım evet, ilk yaptı. Evet. Hatta onun pastırma yazı mı, pastırma ayazı mı olduğu konusunda ihtilaf da var. Birbiriyle böyle taban tabana zıt iki tez. Bazen böyle şeyler hakikaten çok zihin yakıyor. Dolayısıyla Rabbim bakalım görelim neyler neylerse güzel eyler. Şunu söyleyeyim ama pastırma yazı ben böyle şeyler hep karşıyım ya. Hani pastırma yazı, koca karı soğuğu. Bir de cemreler var 3 tane bir evet. Havaya falan filan düşüyor. Hala bilmiyorum ne olduğunu, bilimsel olarak söylüyorum. Bu pastırma yazı, koca karı soğuktur falan biraz hikayedir. Hele iklim değişikliğinde hayatta öngörecek şeyler bunlar. Öngöremezsin yani. Ahmak ıslatan yağmur var bir de. Mesela. Bu yüzden yağmurlu havada çıkmayanlar var yani ıslatmasın diye. Her neyse koca karı şey pardon pastırma yazı diye bir şey yoktur. Peki. Bunu da neyse tamam söyleyeyim. Şimdi meseleyi ben oradan alıp başka bir yere sürüklemeyeyim. Efendim sabah saatlerinde bir haber düştü haber merkezlerine. Haber evet. Neydi? Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Evet. Çok tane tane, net, anlaşılabilir, herkesin anlayabileceği şekliyle bir açıklama yapmış İçişleri Bakanlığı. Bir diyor Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün bir silahlı örgütüne, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması. İki, terör örgütü propagandası yapmak suçunun davasının devam etmesi. 3. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönüğün yine aynı şekilde bir terör örgütü üyeliğinden cezasının bulunması. Ardından silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan soruşturmanın yürütülmesi. Yine aynı şekilde bir başka esas sayılı soruşturma kapsamında yine silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturmanın devam ediyor olması sebebiyle ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın da yine aynı şekilde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ya falan dı 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 dı. Evet. Yani ez cümle 3 belediyeye kanunun yani Türk Belediyeler Kanunu'nun 5393 gelirken açtım, okudum, baktım. Bildiğim bir maddeydi zaten. 5393 sayılı kanunun 45. ve 46. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı ve dahi Şanlıurfa Valiliği kanundan aldıkları yetkiyi hayata geçirmiş. Evet. Ne yani şimdi kanunu uygulamayak mı? Kanun uygulanmasın mı? Uygulanmasın. Uygulanmasın. Bana karşıysa uygulanmasın. Uygulanmasın tabii. Nerede öz seçilmişin yerine atanmış geldi de demokrasi elden gidiyor. O geliyor bu geliyor. Tamam. Arkadaş bu kaçıncı? Ben bundan bir önceki yazımda bir ifade kullandım. Ya artık biz de bıktık yani ya. Kaç sene oldu değil mi? Yani biz de artık ikrah ettik. Nedir o hocam? Bu bir taktik. Hatta bu taktiğin bir tanesini de şey uyguladı. Çok hoşuna gitti bu ittifaktan dolayı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, HDP eski ismiyle yeni ismiyle DEM artı silahlı kanadı PKK olmak üzere. Kayyum atanması, evet. Görevden el çektirilmesi evet, meselesi. Buna, şöyle demiştim hatta ben. Ya bu işte artık hakikaten sıkıldım. Tepkiye yani bu bir mazeret ortaya koymadan. Hani şimdi diyor ya, ya belediye seçilmiş bir belediye başkanlığı. Cümle böyle. Bak her zaman çok güzel. Ben bu algıyı böyle yönetebiliyor. Tebrik ediyorum yani ya. Nasıl insanlar buna... Cümle şöyle başlıyor. Nasıl inanıyorsun bu? Efendim seçilmiş belediye başkanı görevden alındı yerine atandı. Bak işte demokrasi yok. Bu cümle kendi başına dehşet dolu bir şey yani. Hakikaten de demokrasi yok. Kim Jong-un bile böyle bir şey yapmıyor. Kim Jong-un bile soruyor. Bizde bu var. Evet bizde bu var. Da ne? Niye görevden alındı? Ya niye görevden alındı? Bir sorsana. İşte şey gibi. Kürt sorunu halledim. Sorun hangisi?
Bak Kürt sorunu koydum tepeye. Alt taraftan saatlerce tartışıyoruz. Saatlerce. Aslında işte merkezi yönetimden ayrı işte yerel idarelerin güçlendirilmesi noktasından güçlendirilmiş parlamente girdik çıktık. Ya boş konuşuyorsunuz. Nedir nedir? Bana onu söyle. Bir cümle, iki cümle. Üç cümle kur bana. Şudur, şudur, şudur. Seçilemiyorlar. Şu olmuyor, bu olmuyor. Sen de Çerkez'im. Ben Çerkez'im. Çerkez sorunu. Ne var? Üç tane şey söyle. Şunu yapamıyor, bunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Tartışalım. Kayyum atandı. Bak seçilmiş başkan vardı. Onun yerine devlet bunu aldı, bunu koydu. Aha da arkadaşlar, sevgili izleyiciler, dinleyiciler. Aha bu sebepten dolayı. Ve bu bir taktik. Artık nefret ediyorum bu taktiği görmekten. Taktik şu. Hakkında baba var mı? Şimdi önce bir genel seçim olacak. Ne var? Ha bende şu var. Ben PKK'ye bundan yakalandım. PKK'nin de şeyini taşıdım. Arkamda yakalan bir soruşturmam var. Bir de bu PKK vardı. Ha. Sen bizim için ideal bir adaysın. Delikanlı gibi konuşalım. Tamam. Şey gibi düşün. Hani Enis Berberoğlu gibi düşün. Casusluk yaparken yakalanmış. Casuslukken casusluk o. Tamam. Bunu biz aday yapalım da paçasını kurtaralım. Bir taktik haline geldi bu. Belediye başkan adayları, milletvekili adayları, ne kadar hakkında soruşturma varsa, kritik varsa. Kandil diyor ki alo bizim adam. Bizim adam şu, bizim adam bu. Hatta Ahmet Özer de Kandil talimatlı adaydır. Direkt atamalı adaydır. Şunu Mardin'e, bunu Siirt'e, bunu Batman'a. Terör baronları talimatı veriyor. Kimler? Hakkında soruşturma devam eden ve her an o soruşturma başlayabileceği kadar kritik bir yere gelmiş. Mitinglerde işte PKK terör örgütünün güzelleme yapmış. Onlara işte fanatik olmuş. Onları Ahmet desteklemiş. Ahmet Türk hakkında kesinleşmiş hapis cezası var. Ya da mesela daha da güzel. Sağlık sorunlarını gerekçe gösterip de tahliye olmuştu. Tahliye olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, hazır bu da bizim eleman. Bunu da gösterelim. Arkadaş ben de bir cümle anlatayım. Neden olmayacağını. Hiç bizim kanunları unut, demokrasiyi de unut. Bak çok basit bir cümle kuruyorum. O da şu. Devletin imkanlarını, belediye başkanlığının hizmetlerini sayacak halim yok. İşte bu. Tamam. Belediye başkanı bu işi yapar. Hani tamam. İstanbul'un yapmadığı şeylerden bahsediyorum. Bunları yapar. Ve sen bu görev için seçiliyorsun. Hizmet, yerel hizmetler. Bu adam bu devletin verdiği bu imkanları, hem merkezi idareden aldığı bütçeyi, hem oradaki belediye geliri alır. Kepçe alır, asfalt alır, yol alır, bora alır, su döşer, doğru. Çöpünü doğru. Kaldırır, doğru. Çevreyi düzenler, altyapıyı yapar, onu yapar, bunu yapar. Doğru. Bunun yerine sen bu parayı al. Yine kepçe aldı ama o kepçeyi tabii. Nerede kullandı abi? Hendek kazmakta evet, kullandı. Ne olur? Neticesi terör örgütü PKK'nın bir finansörü gibi çalışır. Ne evet belediye onun finansörü gibi çalışır. Hatta o görev içerisindeyken belli kilit noktalara da kontrol etmek amacıyla gene Kandil talimatlı elemanları yerleştirir. Sonra ne olur? 40 yıldan beri başımıza gelen şeyler başımıza gelir. Evet. Şehitler gelir. O çukur, alçak çukur eylemleri başlar. Ve bunların tamamı Kandil terör baronlarının arkasında Amerika'dır. Şimdi Türkiye devleti diyor ki arkadaş kanunda yazıyor. Bir akıba şey geldi. Kanunda ne diyor ki? Bu suçlar olursa değil mi? Hani daha önce ne diyorduk? Hiç kimse doğuştan melek değil. Herkes potansiyel suçludur. Doğru mu? Peki. Doğru. Temiz kağıdı almıştı ya şeyde. Hı. Böyle bir suç işlerse bu adam. Belediye başkanı. Aa, dokunamazsın. Eğer CHP iltisaklı, eğer CHP iltisaklı ya da CHP rozetli ise haşa dokunamazsın. Tamam. Zinhar dokunamazsın. Tamam. İşlemiş. Suç işleme hürriyeti var onun. Bak Ahmet Özer'in. Yanlış mıyım? Doğru. Ahmet Özer'in soruşturma dosyasının açıldığı nokta nedir? Diyarbakır'da tutuklu bir hükümlü bir PKK'nın yanında bulunan bazı dosyaların içerisinde Ahmet Özer'in isminin geçmesidir. Savcının dikkatini çekiyor. Bu adamın kim olduğu, prof olduğu istersen önemli değil. Öyle deme. O bir akademisyen, rektör vekilliği bile yaptı. Ve buluyor. Bir Allah Allah. Bir PKK'nın dosyasında onunla ilgili, Ahmet Özer'le ilgili bir bilgilendirme var. Bir dosyada bir bilgi var. Bir teröristten bahsediyorum. Hüküm yemiş bir terörist. Ahmet Özer'i görüyor. Diyarbakır'dan Mersin'e, oradan da ikameti olduğu için İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul alıyor bakıyor. Ya diyor hakikaten bir ilgi var.
Diyor bari diyor bu kimlerle daha önce görüşmüş diye geriye doğru sarmaya başlıyor. Bir sarıyor. Oho Remzi Kartallar 694 PKK'lı bilmem ne. Bütün bunları çok garipsemiyorum. Tamam ikrah ediyorum ama nefret ediyorum ama sen Türkiye'de bu kadar emeklerle bir sistem idam ettirmeye çalışıyorsun. Belediye başkanlığı hizmetler diyorsun. Merkezi idareden bütçeler ayırıyorsun. Bu adam geliyor bunun bütün hizmetleri PKK'nın emrine sunuyor mu? Tamam doğru. Bundan nefret ediyorum. Da bütün bunların yanı sıra bir parti çıkıyor bunlara sahip çıkıyor. Bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün kurduğu parti. Kurucu irade. Ya, aydınlanmacı. Ya, çağdaş. Sorma gitsin. Zart. Zurt. Ulusalcılık bilmem ne. Peki yine bu sabahki. Olan budur. Bu kadar kanun, basit. Kanunun uygulandığı operasyonun hemen akabinde enteresan bir şekilde ilk ses enteresan diyorum aslında çok da şaşırmamak lazım. Ben hep Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu'ndan sonra sahne alırken görüyorum. Bu senin dikkatini çekti mi bilmiyorum. Doğru bir dikkat çekti. İlk refleksi belki de Özgür Özel güne daha geç başlıyor. Otobota fırlıyor hemen. Belki şey, şeyi var işte Ekrem İmamoğlu bu noktada belki daha sıkı bir bilgilendirme ekibine ve ağına sahip. Bilemem. Her neyse. Bu sabah 8.57'de Ekrem İmamoğlu, 9.31'de de Özgür Özel sosyal medya hesaplarından söz konusu uygulamayı yani kanuni bir gerekliliğin yerine getirilmesini 5.393 sayılı belediye kanununun 45. ve 46. maddesini İçişleri Bakanlığı'nın uygulamış olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Öncelikle biz de paylaşım sırasına göre gidelim arkadaşlar. Protokol sırasına göre değil. İlk önce İstanbul Belediye Başkanı'nın, veriniz lütfen ekrana. İktidar kontrolü kaybetti demiş Sayın İmamoğlu. Şimdi yani şey anlıyorum tamam mı? Bir siyasetçinin siyasi olduğunu düşündüğü işlerle ilgili demeç vermesini anlıyorum ama ya bir yerel yöneticinin önceliği sorumlusu olduğu kent, şehir olmalı diye de düşünmüyor değilim. Çok hemen doğru. Karşısında da ne tezleri var biliyor musun? Ama Belediyeler Birliği Başkanı. Bak. Belediyeler Birliği Başkanı. Pekala öyle olsun. Ekrem İmamoğlu'nun bu hassasiyetini de ayrıca kenara koyuyoruz. Burada ironi yapıyorum. İlk cümle. İktidar kontrolü kaybetti. Aa. Tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Tutarsız. Peki. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. He. Biz buna ne diyoruz biliyor musun halk dilinde? Ya bu kafa böyle bir merdi kıpti şecaat arz ederken sıkkatin söylermiş diyoruz. Evet. İşte bu. Bu meselenin siyasi olmadığının göstergesi. İşte bu yargının ayrı bir kulvardan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek adımlar atıyor olması. Tam da sizin ya. Söylediğiniz gibi Ekrem İmamoğlu. Siyasi iktidar bu meselenin bir yerinde değil. Siz her ne kadar meseleyi siyasi bir operasyonmuş gibi sunsanız da kendi kendinizi burada zaten yalanlıyorsunuz. Mesele bir yargı meselesi. Mesele o kanunun uygulanması meselesi. Burası da bir yargı devleti ve gereken yapılıyor. Ya benim hala ben şunu tekrar söyleyeyim. Ben kim biz kimin nerede durduğunu biliyoruz. Sen ne yaparsan yap Eko, diğerleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları çıkıp da ne diyorsa desinler. Bir gerçek ortada var ki Cumhuriyet Halk Partisi mevcut ismiyle DEM/PKK ve Kandil. Bu ortaklık yıllar boyunca kemikleşti. Şu anda itibaren Cumhuriyet Halk Partisi hani DEM'i terörden kurtarıp da işte bir Türkiye Partisi haline getirmek falan gibi projeyi bırak. DEM içine yerleşti. Bir virüs gibi içinde duruyor. Bunun antibiyotiği de yok. Tamam mı? Bu tedavi edilecek bir şey değil. Uygun ortamlarda tekrar güçleniyor falan filan. Bu gerçek. Bu gerçek üzerinden baktığın zaman tamam. Ekrem İmamoğlu'nun ve diğerlerinin, bak yani adamı konuşuyoruz. Genel başkan kimdi? Heh, Özgür Özel. Özgür Özel'in zıplamasını doğal karşılıyoruz. Hani Yaşar Özgür Hoca'nın bir benzetmesi var. Özgür Özel'in tweetini de verin arkadaşlar. Hani Yaşar Hacı Salihoğlu hocamın çok güzel bir benzetmesi var. Bunlar taşıyıcı anne görevini üstleniyorlar. Gebeler yani. Şu taşıyıcı, içeriden böyle yumruk atıcı bebek. Bunlar zıplıyor. Hemen böyle bir
sıkıntıya yaşıyorlar. Çünkü içeride bir canlı var. Bu kadar gerçek, bu kadar iç içe artık. Bunun lami, cimi yok. Bunu boşuna yırtılmayın arkadaşlar. Onu veren Cumhuriyet teze de biliyor. Geçen dedim ya, asıl en tehlikeli noktaya artık geldik diye. Bile bile veriyor. Diyorsun ki seninkiler, senin genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Kandil'in de adayı. Evet, veriyor. Sıkıntı burada. Bu hale gelmişim gelmiş. Bak bunları bu köşeye atın. Bunları bu şekilde böyle olduğunu biliyorum. Kabullendim demek istemiyorum ama senin yapacağın çok fazla bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi bugün şeyi de saymıyorum. O çok abartılı da konuşmayalım. Kurucu iradesi bilmem ne attık. Yok öyle bir şey. Ha. Benim dediğim aynısını gidin dinleyin. Çok seversiniz. İlber Ortaylı söylemiştir. İlber Ortaylı hoca. Ya ne alakası var? 100 sene önce kurduk da bilmem ne diye. Ben günümüze bakıyorum yani. Onun kurucu iradeyle bağlantılarak da bir adamı aklamaya paklamaya çalışmayın yani. Hitler'in partisinde devam var dünyada. Başka bir şekilde evrilmiştir o. Faşizmden bilmem nereye. Mesele şu. Biz dünyanın en basit işini tartışıyoruz. Yeryüzünün en basit işini tartışıyoruz. Ama olay öyle bir tartışma noktasında, bu kavga günü öyle bir hale gelmiş ki Türkiye'de. Hiç kimse olayın özünle ilgili üç cümle kurmayı beceremiyor. Evet. O da şu. Bu seçilmiş olan Demliler ki bizim ortağımız. Ben Kılıçdaroğlu'nu koydum. 60 küsur aldım Diyarbakır'dan. Evet. Benim normalde CHP olarak oyun 1,5-2 idi. Kandil talimat verdi. Ha, doğru adamdır diye aldık. Biz ortağımız bu bizim de. Ayrılamayız. Girdik birbirimize. Bu bir gerçek. Yırtılsan da gerçek. Hoplasan da gerçek. Zıplasan şimdi da gerçek. Şimdi onun gereğini mi yerine getiriyor? Ama ya şurada bir 3 dakika okudun. Dedin ki ya tamam artık anlayana lafın sonunu anlatmaya gerek yok. Anladınız hepiniz. İçişleri Bakanlığı. Diyor ki arkadaş, bir an dedim ben, bu bir taktik artık. Bu bir seçim stratejisi haline geldi. Demin seçim taktiği. Aynısını bir parçası da İstanbul'u uygulayan Cumhuriyet Halk Partisi. O da orada uyguladı. Ahmet Özer'i oraya koyarak. Biliyordu onun geçmişin neler olduğunu. Bak bilmiyorlar. Hafta sonu bir CHP'ye yakın bir dostumla sohbette bunu itiraf ettiğine şahit oldum. Onu da seninle paylaşayım. Tam da dediğin gibi. Bu adamın ne olduğunu zaten biliyorduk bile, diyor. Tabii, bile bile. Eğer bir sıkıntı şimdi olursa. Şimdi Yaygara şey diye ama YSK geldi. Buna temiz kağıdı aldı ya bu falan. Onu anlattık. Yahu. Onu anlattık. Onu ben bir tekrar söylerim. Anladım da. Şimdi CHP'nin içinde bile artık çatlak ses çıkmaya başlamış tabii, durumda. Bilmiyor muydun diyor. Tabii. Sen bunu siyasi işler danışmanın yaptın. İmamoğlu diyor. Tabii. Şimdi, bundan kastım Ahmet Özer. Bravo. Ve şöyle bir şey var. Onu diyordum. Üç cümle dedim işte o. İçişleri Bakanlığı'nın çok net bir şekilde berrak bir dille bu şeyin kişilerin hakkındaki soruşturmalarla ilgili dosyaları açıyor. Diyor ki arkadaş bu adamlar durumu böyle. Bunlar terör örgütüyle iltisaklı. Hatta üyesi iltisak falan filan da değil yani. Evet. Hüküm giymiş. Bunlar terör örgütü PKK'nın üyesidir. Ve bu minvalde yapılan soruşturmalar var. Bu adamları aday, peki adayı aday yap, kabul ettiniz. Arkadaş bir adamın hakkında kesinleşmiş hüküm yoksa ya da Ahmet Türk'le ilgili özel bir şey yoksa hani evet. 10 yıl ceza almış evet. Ben. Aday olma kriterleri belli kardeşim. Aday olabilir. Dem de diyor ki arkadaş ne kadar sıkıntılı adam varsa bizim PKK'lı ne kadar adamımız aynen varsa. Aynen öyle mesele o. Aday yapalım. Mesele o. Sonuç ona nasıl da bunlar gider. Bunların yerine yeniden başkaları atanır görevlendirilir. Arkasından biz mağdurda bağırmaya başlarız. Heh. Deriz ki Kürt sorunu var. Heh. Şimdi bu basit taktiği ya. Konuşmuyorlar. Basit bir taktik. Düz bir taktik. Kimse demiyor ki arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi. Hani diyor ya vay çıkalım meydanlara diye bağırıyor. Ya bir tek soru var cevaplamadınız. Bu adamlar neden görevlerinden alındı? Hangi gerekçeyle? Evet. İçişleri bak. Ama seçilmiş. Bak, ama seçilmiş ama diyor. Ne? Hukuku uygulamasın mı? Bu ülke. Heh, bu ülke. Seçilmişse. Yargı devreye girmeyecek. Hele bir de CHP rozeti taşıyorsa yargı margı sen neyin yargısından peki, bahsediyorsun ya? Bak. İşte bak nereye geldik biliyor musun aslında? Nereye geldik? Nereye geldik? Bak bir tur attık bir yere geldik. Geçenlerde konuşuyoruz. Ya kaptan şöyle bir şey var. Devlet Bahçeli bir metafor kullandı. O da benim gibi isyan etti herhalde. Ulan aynı halt o. Biliyoruz ben Batman'da bana HDP'li, o zaman HDP'li bir seçmen söylemişti bana. Batman'da kaldım 2-3 gün. Pazar dönüşüm vardı ve bana şunu dedi ki, dedim böyle oy, evet dedi oy verdim.
Aynı şey. Bunu daha önce birçok kişi televizyonda söyledi, itiraf etti. Ve bunu bir vatandaş da değil, yani Batman'da da tanınan birisi. Kadına söylediği şey atanacak, kayyum atanacak. Bak dedim, müthiş olmuş Batman. Bağdat Caddesi bir caddeniz var diye espri yaptım. Evet doğru dedi. Ama bunu HDP yapmamıştır dedim. O zamanki vali. Evet dedi. Peki niye oy veriyorsun dedim. Yani, HDP'ye niye oy veriyorsun? HDP'ye niye oy veriyorsun? Aynı Bağdat Caddeli teyze gibi, Cumhuriyet teyze gibi. Çalışmıyor ve hatta İzmir'deki, Bornova'daki bir Cumhuriyet amca gibi. Hizmet etmiyorlar. Ben gene de ve kapak da olsa veririm. İşte verdi kapak diye. Biliyoruz nasılsaydı. Bu da gidecek. Çünkü sıkıntılı dosyası var bunun. He. Hizmet bize nasıl gelecek? En azından biz oy verme esnasında ifşa olmayalım. Evet, orada bir mahalle baskısı. Bir arkasından aylar, yıllar boyunca şu kafada saç vardı. Efendim Öcalan'la tecridi kaldırın. Af edin. Kandil barışması, zart barışması, zurt falan filan diye. En sonunda Devlet Bahçeli bundan birkaç hafta önce dedi ki, bakın bu bir metafor. Yani örneklendirme. Böyle o örneklendirme de bir real, yani çok realistik olmayan bir örneklenmedir. Güçlü olsun diye yaparsın bunu. Evet. Hani senin bilmemden gelse, o gelmez o, gelecek abi. Ama, evet. Ama metaforu güçlendirmek amacı örneklendirirsin. Adam da dedi ki, Devlet Bahçeli, niye çözülmüyor hala, tecrit kaldırılsın, sorun çözülsün diyor. Getirin dedi, bir de böyle ismi basa basa söylüyor. Terörist başı APO'yu alın, mecliste içeri sokun. İçeride konuşsun. Bak bak bak. Biz şok olduk. Buradaydık. Aa ne diyor falan diye bir düşündük önce. Hatta dedi affedin ya. Hadi dedi maçan yiyor mu dedi. Bu kadar. Attı. Bir metafor. Ama bu. Teşba bak. Bak kanunen mümkün değil. Anayasaya göre çıkartman mümkün tamam değil. Tamam da. Benim mümkün değil. Tamam da. Yapar mısın dedi. Bunlar bunu. Aa. Dediler ne oluyor? Az önce alçakça TUSAŞ'a saldırdılar. Hızlı TUSAŞ'a. Geçtin. Bak çok hızlı geçtin. Onun altını çizelim. Demin varoluş sebebi, tek ideolojisi nedir? Öcalan özgürlük. Evet. PKK'nın o teröristleri daha kaçırdıkları, kandırdıkları teröristleri kandırma motivasyonu nedir? Öcalan özgürlük. Selahattin Demirtaş'ın amacı nedir? Öcalan'ın heykelini dikmek. Peki PKK ne yapar tükürüyle? Boğar. Boğar. Tamam. Şimdi baktığında, kurtarmamız lazım. Baktığında hadi dedi, gel. Bunlarla ve bu organizasyonla kent uzlaşısı ve kent ittifakı yapan CHP'nin argümanı nedir? İster istemez subliminal Öcalan'a özgürlüktür. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Bir golünü yediler yalnız. Sayın Bahçeli bir siyasi satranç ustası olduğunu bir kere daha gösterdi. Öyle bir hamle yaptı öyle ki. Öyle bir piyonu yedirdi ki ona. O hamleden kurtuluş yok. Mat oldular. Mat. Bitti o oyun. Şimdi, bitti. Şimdi bak bir daha söyleyeyim. Anayasal olarak kanunen olması mümkün olmayan bir şey. Ama ben, siz bana faşist diyorsunuz ya. Bakın ben faşist bir partiyim. Neydi Kandil'in ifadesi? İslamcı faşist bir ittifak var. Evet. Bunu yıkmak için. AKP, MHP faşist iktidarına. Ne yapmak lazımdı? Bu yuvarlak bakmazsa. Bak yuvarlak. Bu yuvarlığa sahip çıkın. Tamam. Olay buydu. Öyle demişler. Altı. Doğru. Sahip çıkın dedi. Bak yuvarlak masa, altılı masa kıymetlidir dedi ya. Ben mesela şahsen söylüyorum. Orada değil. Ben AK Parti seçmeniyim mesela. Değil mi? AK Parti. Ben oradan kalkarım. Ben oy vermem. Eğer Kandil bana diyorsa ki çok iyi hayırlı bir iş yaptın, Allah cezanı versin derim. Eğer bir terörist, bu ülkeyi bölmeye çalışan bir terörist elinde silahla, bu gerçek ya, hangi grup, bak sadece PKK değil, herhangi bir terör örgütü, herhangi bir şey silahla adam öldüren bir adam, ya bu adam iyi galiba diyorsa bende potansiyel bulmuştur. Bende bir katil potansiyeli bulmuştur. Allah muhafaza. Bende bir alçak potansiyeli bulmuştur. Allah muhafaza. Hemen silkelenirsin, kalk gidersin. Düz mantık, biraz önce söylediğim düz mantık bununla ilgili, şöyle bitireyim. Bunu yaşadıktan sonra Sayın Devlet Bahçeli bunu söyledi. İlk yazımı da ifade ettim zaten. Metafor kelimesini kullandım. Bir de aynı zamanda ilk yazımda da bir ifade kullandım. Hatırlarsın burada konuştuk. Bir turnusol kağıdı. Hani anlamak için sokup çıkartırsın, rengine bakarsın. Çok da yer. Bundan dolayı mı diyorsunuz, yalan söylüyorsunuz dedi adam. Siz dedi palavracısınız. Siz dedi emperyalistlerin uşağısınız, itisiniz. O iti buraya koyup konuşturayım hadi bakalım deyinceydi. Gördük dedi kaç, ne olduğunuzu, kaç gram çektiğinizi, ne olduğunuzu, kimin tasması elinde olduğu. Tam da karşılığı abi, siyasi bir satranç 24 değil. Saat içerisinde bak benim çağrım teröristine değil diyor. Ama diyor size ya siyaset abi, bu ülkede
Eğer bir siyasi tasarım içerisinde sorunun bu olduğunu söylüyorsanız diyor, Hodri Meydan diye bir ifade kullandı. Evet. Ve ardından da çok alçakça, çok adice, çok şerefsizce PKK terör örgütü gitti. Ankara'da TUSAŞ'a saldırdı. Evet. Şehit verdik orada. Evet. Bak o şehitler şunu dedi yani PKK. Ya kardeş biz öyle söylüyoruz. Ya tabii yine ironik söylüyorum. Biz öyle falan diyoruz ama bak bir dedikleri bize. Benim tasmam da kuyruğum da ABD'nin elinde. Doğru. Benim yemez hiçbir şey. Ne de Öcalan'ın, Müstakil hareket etmem söz konusu. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. Biz sadece onu kullanıyoruz. İmralı'da otursun o. Ama kararı biz veriyoruz. Yani kandil baronları veriyoruz. Dediler bunu. Cevabı böyle geldi. Bir tanesi cevap verdi mi şu anda? Bir tanesi de bir demli bir kişi. Ya biz de acıdık falan. Ya siz busunuz. Şimdi demde efendim demli belediye başkanları görevden ayrılmış, el çektirilmiş. Evet. Hakkı da görevden davalar. Alınmış. Alınmış. Tamam. Arkadaş hukuk çerçevesinde yapılan bir şeyden bahsediyor. Tabii. Hiç soruyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Bunlar neden görevden alındı diye. Ekrem İmamoğlu'na mesela bunun sorulması lazım. Ahmet Özer var ya, şu nepotizmle var olan, nepotizm de bu arada akraba kayırmacılığı, eş dost, akraba ne kadar kim varsa akrabayı tahlukattan almış, yerleştirmiş. Deniz Zeyrek vardı böyle bir nepotizm. Tabii Deniz Zeyrek de o öyle çok yüksek perdeden iktidar eleştirilerine bakmayın. O. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı yaptı abisini. Oh, ama tamam, hak ediyordu. Hedef hasıl oldu, amaç hasıl oldu. Şimdi bak, geçeceğim nokta başka. Biz bu meseleyi çok uzun süre konuştuk. Bu nepotizm denilen nalet şeyi CHP belediyelerinin tamamında nedenli hunharca, nedenli tutarsızca, nedenli böyle coşkuyla hayata geçirildiğine hep birlikte şahit olduk. Zaten o dönemde de Esenyurt Belediyesi ile ilgili. Sadece bir hatırlatma babında söyleyeyim, başka bir meseleye geçeceğim çünkü. Efendim Ahmet Özer'in kıymetli mahdumu, oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde danışman olmuş efendim. Güzel. Kızı Serap Özer, medya ve iletişimden sorumlu müdür olmuş efendim. Kardeşi Azat Özer koruma sorumlusu olmuş efendim. Yeğeni Muhammed Özçoban özel kalem müdürlüğüne atanmış efendim. Dayısının oğlu Muhammed Yılmaz iş yeri ruhsat müdürü olmuş efendim. Yeğeni Savaş Çağlar önce imardan sorumlu danışman yapılmış. Sonrasında demek ki becerememiş. Teknik işler ve imar müdürü olarak görevlendirilmiş efendim. Ya da mesai ağır gelmiş olabilir. O yüzden yani ben bilemiyorum. Bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Bu en azından ya şimdi... Hocam bu kırıyor bunlar ya. Şimdi aynı ya, görevlere devam edecekler mi? Bu kadar nitelikli, liyakat sahibi kadrolar orada görevlendirilen belediye başkanının nasıl bir icraatta bulunacağını tam yetkiyle görevlendirilen belediye başkanı merak ediyoruz. Suçu bu değil. Bu normal. Cumhuriyet Halk Partisi. Bu vakaya adiye bu bir normal. Cumhuriyet Halk Partisi vakası. Tabii, yani normal. Siz gittiğinizde hatırlıyor musun abi? Bir tarafta bir belediye başkan yardımcısı kayınpederiydi, kayınbiraderiydi. Bir belediye başkan yardımcısı bacanağıydı.